İyi akşamlar herkese. Bugün 4 Nisan Pazar günü akşam 11.30 sularındayken gümüş analizine kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede bakacağız. Bugün hem yapamadığımız analizleri toparlamak, kısa vadedeki analizleri Perşembe günden itibaren hem de orta ve uzun vadeli durumu da incelemek için tek bir videoda birleştirme yaptık. Öncelikle Cuma günkü söylediğimiz notlara bir bakalım gümüş tarafında. Ons gümüşte 24,5'tan yükseliş trendine girdik. 24,7 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder yazmıştık. Yükseliş trendi potansiyeli 8 Nisan'a kadar 25,2-25,5 seviyelerini hedefleyebilir yazmıştık. Şu an biz yarın 5, sonra 6, 7, 8 birkaç gün kaldı bakalım arkadaşlar. 25,2-25,5 seviyeleri hedeflenecek mi? 8 Nisan tarihine kadar beklediğimiz bir durum vardı hedef olarak. Gram gümüşte ise yatay yükseliş hareketi devam ediyor. Dolar gümüş onstaki yükselişi yok ediyor demiştik arkadaşlar. Burada dolardaki bir düşüş trendi başlamıştı. Ancak dolarda da bir toparlama var. Onu da birazcık anlatmıştık bir önceki videoda. 6.46 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini gram tarafında söylemiştik ve 6.58'in önemini şu şekilde bahsetmiştik. Dolarda da eğer çok sert düşüş gelmezse o şekilde değerlendirin. Son olarak dolar 8 TL'ye düşerse eğer burada da 25,5 tarafında olursak ons gümüşte burada da 31,1'e bölersek 6,55 6,56'lar karşımıza çıkma ihtimali. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi burada dolar TL 7,98 8 TL civarına kadar düştü. Ancak oradan bir toparlama geldikten sonra burada da gram gümüşü aslında 6,57 6,56 en yüksek seviyelerini gördük. Burada da yine onu gösterelim günlük bazda. Gördüğünüz gibi en yüksek 6,57 bölgesini görmüş durumdayız. Yine tahminimiz mantıklı çıkmış gözüküyor. Peki arkadaşlar, şimdi biz burada yine önceki özetleri silelim. Aylık bazdan başlayarak özetimiz yapalım ama öncelikle ONS'tan başlamak istiyorum. ONS grafiğini açıyorum. Aylık bazdaki duruma baktığımda burada günlük baza göre oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz ay biz düşüş trendine uzun vadede girebiliriz diye konuşmuştuk. Ve ben burada 25,8'lerin altına pardon 25,5'ların altında 24,5'ların altında kaldıktan sonra arkadaşlar burada düşüş trendinin başladığını artık söylemek istiyorum. 25,5'ların altında kalmamız bizim için iyi olmadı Mart ayının kapanışı ve şu durumu sizlere göstermiştik ve üstten bir tane direnç noktamız vardı. Alttan destekleri çizdiğimizde de şu formasyon halini alıyordu. Önemli desteğimiz tabii ki burada 23,8'ler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü uzun vadede alttaki destekler burada mutlaka destek olacaktır. Bir altta eğer şurası tutmazsa arkadaşlar, şöyle göstereyim. İki tane destek noktamızı şöyle veya böyle çizebiliriz. Burası kısa vadedeki destek noktası. Burası kırılırsa da gelecek ay 24,6'dan altına kalırsak burada 23 dolarlara kadar inme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Ben ileriki aylarda potansiyel olarak gözüküyor. Çünkü indikatörlere baktığımızda halen hareket burada zayıf gözüküyor. Uzun vadede ons gümüş pek iyi gözükmüyor, onu söylemek istiyorum. Haftalık baza baktığımızda da burada da halen düşüş trendinin devam ettiğini ben söylemek istiyorum. Şuradaki yükseliş hareketinden sonra şöyle bir düşüş hareketi başlamıştı kabaca 27 dolarlardan ve halen bu düşüş hareketi devam ediyor. Haftaya önemli seviye zaten 25,2'leri bekliyoruz diye konuşmuştuk. Bu seviyelerin üzerinde bir kapanış olursa, 25,2-25,3 seviyelerin üzerinde bir kapanış olursa haftalık bazda dönüş hareketlerimiz olabilir. Burada bir ufak da olsa bir doji oluşmuş veya bir topaç da olabilir arkadaşlar. Buna doji olarak kabul edebiliriz çünkü daha çok benziyor. Bu hareketten sonra bir toparlanma sinyali gelebilir. Çünkü düşüş hareketinin zayıfladığını gösteriyor bize haftalık bazda. İndikatörlere baktığımızda orada da halen düşüş hareketinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir miktar düşüş gücü arkadaşlar burada azalsa da ben halen ons bazında, haftalık bazda düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Aylık bazda zaten söylediğimiz gibi, eğer yanlış söylediysek düzeltelim, 25,5'in altında bir kapanış gelmesiyle beraber 25,5 dolardan düşüş trendinin başladığını sizlere aktarmak istiyorum. Haftalık bazda zaten düşüş trendindeyiz. Günlük baza baktığımızda ise orada tam tersi bir durum var. Burada yine söylediğimiz gibi
24.5 dolardan bir yükseliş hareketine girmiştik. Bakın orası, burası bu düşüş hareketi bitmişti ve yükseliş hareketi devam ediyor. Ve burada da yine 24.8 dolar üzerinde kaldıkça da yükseliş hareketinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Yeni hedefimizin de 25.2 olduğunu ve sonrasında oraya kırarsa da 25.5'ların olduğunu anlatabiliriz arkadaşlar. 24.8'ler önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yolumuza devam ederiz. İndikatörler de bizi destekliyor. Yeniden 25.2'ler, 25.5'ler gelecek hafta gelme ihtimalini düşünüyorum ben. Peki burada özetimizi yapalım. Ons gümüşte aylık ve haftalık bazda düşüş trendi devam ediyor. Hafta günlük bazda ise yükseliş trendi devam ediyor. Destek dirençleri yazalım. Destek burada 24.5, 24 dolar ve 23.8. Dirençte ne var arkadaşlar? Burada tabii ki 25.2, 25.5, 26, 27 dolarlar olarak yazabiliriz. Peki şimdi bir de gram gümüşe geçelim arkadaşlar. Gram gümüş özetini yaptıktan sonra da videomuzu tamamlayacağız. Gram gümüşte yine aylık bazdan bakarsak grafiğe, gram gümüşte sürekli aşağı inip çıktığımız bir bölge vardı. Bakın Mart ayının mum grafiğine baktığımızda en üstte 7.15'i, en altta da 6.05'i görüyoruz. 6.03 altta, üstte de 6.55 bahsetmiştik arkadaşlar hatırlarsanız. O bölgenin üzerine bir çıkış oldu dolardaki ani yükselişlerle beraber. Ama gördüğünüz gibi kapanış nereden oldu? 6.31'lerden. Ve dikkat ettiyseniz de alt noktaları birleştirdiğimizde yine üçgenin alt noktasını burada gözlemleyebiliyoruz. Ve büyük resimde de burada bir tane direk, bir tane de flama gözüküyor. Flamayı da şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi sarı kanal içerisinde. Bu kanal içerisinde kaldığımız sürece üst noktada maksimumlu arkadaşlar burada nereye söyleyebiliriz? Kabaca baktığımızda 6.80'ler. Alt noktada ise artık desteğimiz bizim 6.15'ler, hatta 6.25'ler, 6.22'ler diye ben düşünüyorum. Bunun orta noktasını alırsak 6.20 altta destek olacak. Üstte de 6.75 bölgesi bize direnç olacaktır. İndikatörlere baktığımızda aylık bazda bizim 6.32'lerin üzerinde kalmamız yükseliş trendini kuvvetlendirmeye yönelik bir hareket gösteriyor. Çok güçlü olmasa da hareketimiz arkadaşlar burada yeni hedefin artık 6.55, 6.60 ve 6.80 bölge, 6.78 bölgesi olduğunu söylemek istiyorum. İndikatörler birazcık tepede geziyor. O biraz endişe veriyor bana. Yine aynı şekilde bakın direk ve bayrak şeklinde bir flama RSI tarafında da gözlemleniyor. Haftalık baza baktığımızda yine yatay bir hareket içerisinde biz kanal hareketine olumlu tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Şu kanalın orta noktasını şöyle çizersek 6.25'in üzerinde kaldıkça üst noktamız 6.78 bölgesini hedefleriz. Şöyle açılan bir üst noktalar var. Alttan da desteğimizi koyduğumuzda alt tarafta 6.25'ler, üst tarafta da 6.75'ler olarak haftalık bazda destek dirençleri gösterebiliriz. Günlük bazda ise arkadaşlar şöyle grafiği yaklaştıralım. Burada yine çok güçlü olmayan bir yükseliş hareketi devam ediyor. Ama dediğimiz gibi bakın 6.55'ler civarında kapanış gözüküyor. Burada yeni hedefimiz bir önceki tepeler, bakın burada 6.57 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaparsak 6.61 ve sonrasında da 6.75 bölgesine doğru hareket edeceğimizi önümüzdeki hafta dolarla beraber yukarı gitme potansiyelimiz var. Biliyorsunuz hafta sonu bazı olaylar yaşandı. Bu dolara olumlu olarak etkileyebilir. Dolayısıyla gram gümüşte de bir potansiyel olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Bunları yine takip edeceğiz. Peki şu özetimizi yapalım. Gram gümüşte aylık ve şöyle yapalım, hatta hepsinde öyle, aylık, haftalık ve günlük bazda yükseliş trendleri devam ediyor. Haftalıkta biraz yatayız.
yatayız. Yatay trenddeyiz diyelim. Yatay yükseliş trendindeyiz. 6.25 üzerinde kaldıkça, aylıkta 6.32 üzerinde kaldıkça devam. Günlükte ise burada arkadaşlar 6.51 üzerinde kaldıkça devam ediyoruz diyebiliriz. Günlükte 6.51 üzerinde kaldıkça yola devam. Destek dirençleri yazalım yine. 6.25, 6.35 yazalım önce. Ya da şöyle günlük bazdan başlayalım. 6.51, 6.41, 6.35, 6.25. Dirençte ne var? 6.55, 6.61, 6.70 bölgesini yazabiliriz. Üst noktada da yine 6.78 bölgesini yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. Teknik analiz eğitimimiz hakkında bilgi almak isterseniz sol alttaki mail adresine bir boş mail atarsanız size otomatik bilgi gelecektir. Hoşça kalın, iyi akşamlar.